ayında ilk defa ekranlarda etkinliklerini yaptı. Ve bu süreçte biz bu online etkinlikler yapmayı çok sevdik. İtalyan Kültür Merkezi'nin desteğiyle bu hafta İtalyan Edebiyatı'ndan farklı isimleri Türkiye'deki moderatörlerimiz sayesinde ekranlarınıza getiriyoruz. Bu akşam Alice ile birlikteyiz. Çok isterdim gerçekten Fuat Bey'in İstanbul'daki evinde Alice ile birlikte muhabbet etmek, orada terastan şeylere bakmak, neydi, ağaçlara bakmak, boğaza bakmak çok isterdik ama belki bir gün yaparız. Şimdilik ekranlarınızın başındayız. Fuat Sevim'i bilenler vardır eminim aramızda. Biz tüm ekip onunla muhabbet etmeyi çok seviyoruz. Bizim ofise gelmesinden çok mutlu oluyoruz. Salgın bittikten sonrasında hemen bekliyoruz. Fuat Bey'i ben aslında çevirileriyle biliyordum ama bu kitabıyla ona hayranlığım artmıştı. Okumayanlarınız varsa Kapalı Çarşı romanını çok tavsiye ederim. Alicia'yla daha sonra bu kitapla ilgili de konuşmak istiyorum. Yeni kitabı da James Joyce'un İstanbul'a geldiğinde neler yaşayacağını yaşadığını okuduğumuz Bendeniz James Joyce romanı. Joyce okumayın, bunu okuyun. Bir de böyle dermişim Fuat Bey. Ama bütün amaç o. Edebiyat ajanı şeklindeyiz. Böyle. Bu akşam çok neşeliyim, farkındasınız. Heyecanım yok çünkü Alicia'yı çok tanıdıkmış gibi hissediyorum. Alicia galiba kitabını okuduğumuzdan dolayı böyle hissediyoruz. Sen nasıl Türkiye'ye oradan İstanbul'daymış gibi hissediyor musun? Magari fosya di İstanbul'da. Keşke İstanbul'da olsaydım. Keşke öyle hissedebilseydim. Şimdi olduğumdan daha da mutlu olurdum. 10 yıl önce geldim ben İstanbul'a. Büyük, çok sevdiğim bir şehir. Ve gerçekten de çok onur duydum, çok mutlu oldum beni böyle bir etkinliğe davet ettiğiniz için. İtalyan edebiyatını temsil etmek, onlardan bir tanesi olmak benim için son derece önemli. Ve kendimi size çok yakın hissediyorum ne ben de ne olursa olsun mesafeler. Ben Fuat Bey'e sözü bırakmadan öncesinde bu etkinliğin yapılmasında bize destekleri çok fazla olan İstanbul'daki İtalyan Kültür Merkezi'ndeki tüm ekibe ve genel müdürüne çok teşekkürler ediyorum. Ve bir anda kendimi hokus pokusla yok ediyorum. Size bırakıyorum ekranlarımıza. Görüşmek üzere. Sorular geldiği zaman tekrar geri döneceğim. Tamam. Bir 45 dakika sonrasında burada üçüncü kişi olarak geleceğim. Şimdilik sizi bırakıyorum. Hoşça kalın. Pekala, hoş geldiniz. Bu akşam Alicia Gazzola'nın Daha Çok Uzun Zorlu Yaz romanını konuşacağız. Ben kısacık romanı bir özet geçmek istiyorum. Sonra sorulara geçeceğim, senin için de uygunsa Alicia. Daha çok Shakespeare oyunlarının oynandığı Avon Bardo Tiyatrosu'nun kuytusunda bir cesetle karşılaşıyoruz. Ve aslında bu 20 yıl önceki o bir olaya dayanıyor. Sonra başta Alice, adli tabip polis Alice'nin önderliğinde olayın gizeminin peşine düşüyoruz. Çok tatlı bir roman, polisiye türünde bir roman ama polisiye tür yazılmış birçok romanda olduğu gibi sürprizlerle dolu ve sürekli dönüşen bir roman. Heyecanla sonuna kadar okunuyor deyip ilk soruya geçmek istiyorum. Sizce polisiye romanda ana karakter kimdir? Yani sizin romanınız üzerinden, uzun zorlu yazı üzerinden konuşacak olursak polis mi? Yani Alice mi, yoksa maktul mü, Flavio Barbieri'nin ana karakter olduğunu mu düşünmemiz gerekir? Yoksa şimdi adlarını anmayacağım, adını ya da adlarını, ama katiller mi ana karakterdir? Allora, secondo me, genelde polisiye kitaplarda kahraman ilişkilerdir. Yani mağdurla katil arasındaki ilişkidir. Yani bizi esas ilgilendirmesi gereken şey o polisiyede. Bu onların psikolojilerine ulaşmak, anlamak ve tahmin ediyorum ki o gizem önemli.
Ölümün gizemi çok önemli. Sonra duygusal ilişkiler, insanlar arasındaki duygusal ilişkiler çok önemli. Benim kitaplarıma gelecek olursak, uzun bir diziden söz ediyoruz. Aslında siz Türkiye'de sadece 4. kitabı tanıyorsunuz ama aslında ben 8 kitap yazdım ve bir dizi olarak yazdım bunları. Aliçe aslında bir öğrenci, bir stajyer adli tıpta. Bir formülüm ortaya, olayın ortasına, hikayenin ortasına bu araştırmacıyı koyuyor. Mesela Aliçe burada. Onun süreci, yaşadığı süreç. Genç bir kadın aslında bu. Olayı anlamaya çalışıyor. Daha bir öğrenci, adli tıp öğrencisi. Duygusal hayatı var işin içerisine giren. Tabii ki o onun için daha öncelikli üstelik de. Yani benim hoşuma giden burada, beni eğlendiren aslında onun iç sesi diyebilirim. O 30 yaşında çağdaş bir insan olması, başka büyük şehirde başka insanlarla karşılaşıyor olması, böyle özelliklerin ortaya çıkması. Bazen daha karanlık bir yanı da var insanların. Yani onun yalnızlığı. Polisiyelerde, polisiyelerin ortalarına doğru pembe oluyor. Biz İtalyanca'da polisiye romanlara sarı diyoruz. Bizim sarımız biraz pembe diziye de dönüşüyor açıkçası benim romanımda. Bu romantik bir hikaye de ortaya çıkıyor dolayısıyla. Anglo-Sakson anlayışa biraz daha yakın olduğumu söyleyebilirim. Yani kısacası senin cevabına, senin soruna cevap verebilmek için Aliçe, onun dünyası, onun kurduğu ilişkiler, onun ailesi, arkadaşları, işi, sevgilisi, yani kavramsal olarak bu araştırma var işin ortasında ve bu araştırmanın da ötesine geçecek olursak katil ve mağdurun dışında ilişkilerin incelenmesini öne çıkarmaya çalışıyorum daha çok. Ben bu cevabı çok sevdim. Şundan dolayı biz genelde baş karakter... Evet. Ben de soruyu çok beğendim. Teşekkürler. Sorudan çok memnun kaldım. Baş karakter deyince genelde insanları düşünürüz ama bazen olaydır, olayın gizemidir ya da bazen bir mekandır baş karakter. O anlamda evet haklısın. Fakat gene de şunu sormak istiyorum. Okur... Romanı okurken çoğu zaman bir karakterle kendini özdeşleştirir ya. Buradan okurla ilgili bir psikolojik tahlil yapmamız mümkün müdür? Yani polise mi yakın, maktule mi yakın, bazen işte ölüye mi yakın, katile mi yakın? Böyle bir tahlil yapabilir miyiz polisiyelerde? Tabii ki yapabiliriz. Tabii ki yapabiliriz. Bu çok önemli bir ilke. Biz yazarlar da aslında, okurun dışında biz yazarlar da bizden bir şeyleri hepsine ekiyoruz aslında. Bütün kahramanlarımızı ekiyoruz. Peki. Genellikle bakacak olursak biz de bazılarıyla özdeşiyoruz. Daha fazla özdeşiyoruz açıkçası. Benim deneyimlerimi soracak olursanız yazar olarak ve benim ilişkimi, benim okurlarımla olan ilişkilerim aynı zamanda Aliçe'de bu dizinin kahramanı olarak bir kişilik yakaladılar ve genellikle ona daha yakın oldular ve Aliçe'yi olduğu gibi kabul ettiler. Eski bir arkadaş gibi her yıl yeniden geldi ve yeniden yaşadıklarını bizlere anlattı. Ne güzel, onu takip ediyor olmaları. Peki ben kendimi çiçekçiyle özdeşleştirdim.
Daha sonra bununla ilgili bir yorum sizden rica ederim. Şimdi değil. Ama böyle minicik geçiyor ya Çiçekçi. O adamı çok sevdim. Hiç ön planda değil ama çok ilginç geldi bana. Bir de birçok karakterin karşısına çatışma unsuru olabilecek bir başka karakter koyuyorsun Alice. Mesela Claudio, Alice'nin çok hoşlandığı Claudio'yu okurken sonra Einardi'yi tanıyoruz ve onunla da bir gönül ilişkisi yaşanıyor. Ya da Levia'ya karşılık bir noktadan sonra Vincenzo'yu okuyoruz. Alice'nin karşısında, baş karakterin karşısında sanki bir noktadan sonra ondan daha genç ama sanki daha zeki ve böyle atılımcı Erica Valli'yi okuyoruz. Bundaki amacın nedir bu ikili karakterlerdeki? Bence bu tahrik ediyor, okuru tahrik ediyor. Bu ilişkiler, bu zıtlıklar gerçekten ilginç. Çünkü ben bu antagonizm üzerinde çok durdum. Hepimizin içinde yok mudur bu? Hep birbirimize evet. Zıt olmaz mıyız? Dolayısıyla kitapta da bunu vermeye çalıştım. İnsanları gerçeklere ulaştırmak için de bu karşıtlıklardan yararlandım. Claudio'nun bir antagonistiydi Elinerdi. Evet, ilk kitapta bu böyle oldu. Diğer versiyonlarda farklarıyla karşınıza çıkıyorum. Dolayısıyla bir yazar da var. Bunlar yazarın seçimleri oluyor. Bir şekilde yazarın yolunu gösteriyor size. Yani niyetinin ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyor ve bir şekilde böylece kitapla birlikte yaşıyor. Yazar da yaşama giriyor, yaşama başlıyor. Son kitapta da bunun üstünde duruyorum. Claudio'nun oradaki karakteri tamamen farklı örneğin. Bu dualizm, bu ikilik insanlar için gerekli aslında. Sonra her şeyin ötesinde biraz karmaşık da olması lazım. Çünkü bir aşk dediğiniz şey de karmaşıklıktır. Evet. Bütün bu olaylar da karmaşıklık. Dolayısıyla uzun bir yolun içerisinde bu karışıklıkların yaşanması normal diye düşünüyorum. Hatta aşk söz konusu olduğunda ikili değil bir de üçüncü Arthur muydu? Üçüncü birisi daha var. Aşka iki kişi bile yetmiyor değil mi? Bir de olay mahalli çok ilginç. Shakespeare, daha çok Shakespeare oyunlarının oynandığı Avonbardo Tiyatrosu'nun kuytusunda cesetle karşılaşıyor okur. Ve aslında 20 yıl önceden gelen, neredeyse 20 yıl önceden gelen bir mekan söz konusu. Yine aslında olayda da bir ikilik var. Bir o 20 yıl önceki cinayet, bir de günümüzdeki cinayet teşebbüsünü okuyoruz ve ikisi arasında da bir kıyaslama şansımız oluyor. Peki mekanı ben merak ediyorum. Az önce Anglo-Sakson damara biraz daha yakın olduğundan bahsettin. Neden Shakespeare tiyatrosu, neden o oyunlar, neden o tiyatro? Guarda, c'è una storia che mi diverte sempre, Nora. Beni eğlendiren bir hikaye. Çünkü benim için hoş bir anı. Bir sabah ben bu kitabı yazdığımda, daha o zamanlar adli tıpta çalışıyordum. Doktor olarak, hekim olarak çalışıyordum. Bildiğiniz gibi öyle bir mesleğim var benim. Sonra bir anda kendimi yazar olarak buldum. Bir yazar haline geldim. Ama aslında adli tıpta doktordum. Ve bu romanı yazarken hala doktordum. Ve o sabah mahkemeye gittim işim gereği. Sonra mahkemeden çıktıktan sonra bayağı da erken bir saatti. Mahkemenin tam karşısında bir yemin etmem gerekiyordu. Bu yeminin sonunda burada bir tiyatro vardı. Sabahın erken saatinde o tiyatroda sahneye Macbeth'i koyuyorlardı.
Okul için, çok okul ilginç. İçin yapıyorlardı bunu bu kadar erken saatte. O zaman şunu düşündüm. Yani okulun arasına ben de girsem mi, katılsam mı? Bunu orijinal dilde, yani İngilizce olarak sahneye koymuşlardı. Bu benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Bir kere hiç düşünülmemiş, hazırlanılmamış bir şeydi. Orada yalnızdım. Öğrenciler vardı, lise öğrencileri vardı. Ben onların arasına karıştım. Hiç beklemediğim bir olay yaşamaktaydım. Ve bu bana hayatın bir hediyesi gibi oldu. Bir şekilde gerçeklikten koptum. Hayatımın işinden, gerçekliğinden koptum. Ve Macbeth'i izlemeye başladım. Bunun arkasından tabii çok da bir şey anlamadım. Çünkü açıkçası benim orijinal dilim İngilizce bayağı zor benim için. Üstelik de o eski Shakespeare dilini anlamak, tahmin edersiniz ki pek kolay değil öyle. Macbeth gibi bir trajedi izlemek özellikle de. Ama tabii ki konuyu biliyordum, onun için de izledim. Oradan da bu fikir geldi. Bir roman yazayım dedim. Başka bir roman yazayım bu diziden. Ve bu da Shakespeare tiyatrosunda geçsin. Bu da kendine özgü bir yer olsun. Çünkü o zamanlar biliyoruz ki bugünkü gibi bir tiyatro değildi Shakespeare döneminin tiyatrosu. Böyle çadır gibi bir yerdi. Dolayısıyla farklı bir tipolojisi vardı. Ve çok büyülendim bu Anglo-Sakson kültüründen. Ben çok etkilenmiş bir insanım. Kendimi de çok yakın hissediyorum. Kişisel zevkim olarak belki. İngiliz edebiyatı beni her zaman çok ilgilendirir. Klasikleri çok ilgilendirir. Böylelikle de bir fikir doğdu. İtalyan Kültür Merkezi bana kızmasın. Onların sayesinde buradayız ama o kültürün de etkisinde olduğumu bütün söylemek dünyayı durumundayım. Bu çok ilginç ve çok hoş. Çünkü bana da bazen sorulur, işte bir seyahate gittin ve oradan ne güzel öyküler çıkartırsın ya da romanı şuradan mı besleniyorsun? Hayır, çoğu zaman bize roman fikirleri hiç aklımızda yokken geliyor, değil mi? Tamamen bir tiyatro oyununa bir anda dahil oluyoruz ve oradan bir roman türetiyoruz, bir öykü türetiyoruz. Gerçekten de öyle. Ben birazcık bahsettin ama romana bir parantez açıp gerçek hayattaki mesleğinden bahsetmek istiyorum. Adli tıp uzmanı mısın ya da uzmanıydın? Peki polisiye romanlara merakın mı adli tıp uzmanı olmana sebep olmuştu? Yoksa adli tıp uzmanı olduğun ve bir şeyleri gördüğün için mi sonradan ya ben polisiye yazsam iyi olur, burada bir bilgi birikimi oluştu ve bunu kullanabilirim diye bir karara mı varmıştın? Hangisini tetikledi? Allora, soprattutto all'inizio. Başlangıçtan önce, başlangıçta Alice'yi ben kendime çok yakın hissediyordum. Çünkü ben Alice'yi yazmaya başladığımda, o romanları yazmaya başladığımda hala doktorluk yapıyordum adli tıpta. Dolayısıyla biraz otobiyografi gibiydi. Her bir şekilde Alice üzerine projeksiyon yapıyordum. Yani yansıtıyordum ona düşüncelerimi, sıkıntılarımı, yaşadıklarımı. Ama tabii ki çok zor bir meslekti bu arada da. Pek de yani beni de alt üst ediyordu. Alt üst etmiyor değildi ruhsal durumumu. Romanıma evet bunları taşıyordum. O yaptığım kişisel gözlemleri bir şekilde alıyordum. Hayat üzerine, ölüm üzerine düşünmemi sağlıyordu bu meslek. Elbette bazı vakalarda bazılarını izlerken onları romana dönüştürmedim. Ama öğrenci adını verdiğim kitaplar dizisinde
bir üniversitede geçen olaylarda dinamikler, dayanışma bir taraftan, yakınlaşmalar, insan ilişkileri, üst sınıflarla olan ilişkiler, büyüme isteği, mesleki açıdan da kariyer yapma o isteği, bağımsız olma isteği. Bütün bunlar aslında zaten içimde hissettiğim şeylerdi. Yani Türkiye'de olayların nasıl yaşandığını bilmiyorum ama tahmin ediyorum bu alabildiğine evrensel bir durumdur. Evet, bütün dünyada yani gibi. Üniversite eğer evet haklısınız. Eğer doktorsanız tabii ki bunları da bir şekilde taşıdım yazarlık dünyama. Tam olarak tetiklemiş midir bilemiyorum ama bir öğrenci olarak sevgi duyuyorum hala o tarzdaki insanlara, öğrencilere, bu Aliçe konumundaki insanlara. Yani şimdi nasıl hissediyorum diye düşünecek olursam daha çok yazarım şu anda. Hmm. Yazarlığım daha ön planda. 3 yıldan beri doktorluğu bıraktım. Aslında 15 yıl çalıştım o sektörde. O da benim seçimimdi. Fakat her şeyi iyi yapamayacağıma karar verdim. Her şeyi yapıp kötü kötü yapmaktansa bir yere kanalize olmak istedim. Adli tıp zor bir meslek. Yarım yarım servis yapamazsınız, yarı yarıya çalışamazsınız. Kendinizi olduğu gibi vakfetmeniz gerekiyor. Dışarıdaki hayatınız pek kalmıyor. Bütün bunları anladığım zaman da bir seçim yapmak durumunda kaldım. 2 de küçük çocuğum var benim. Ve anladım ki bir seçim yapmak durumundayım. Ve hesapları yaptım ve sonunda yazar olmayı seçtim diyebilirim. Yani artık şunu söyleyebilirim ki yazarlık benim için ön planda. Kim kimi tetikledi onu çok bilemiyorum ama yazarlık ön planda. Yani İtalyan polis teşkilatı bundan dolayı üzülmüş olabilir ama biz Alessia Gazzola okurları olarak çok memnunuz seçimden. Umarım böyle devam eder. Bir de Alessia şunu sormak istiyorum. Aslında bu tam konuştuğumuz konunun üstüne geldi. Romanda bir yerde adli vakaları göre göre bırakın Stella'yı, Disney filmlerinde bile kötülük arar hale geldim diye bir cümle sarf ediyor Alice, oradaki polis. Senin de hayatında benzer duygular yaşadığın oluyor muydu? Adli tıp zamanında ya da yazarlık kariyerinde? Evet, evet. Çünkü alışıyorsun bir şekilde ve her şekilde her şeyden kuşkulanıyorsun, her şeyi araştırıyorsun. İşte Alice'nin de dediği gibi gerçekten de ben de Disney'den hep söz ederim. Walt Disney filmlerinden hep söz ederim. O tarz cümleler hep çıkar Alice'nin ağzından. Çünkü biraz masumiyet vardır ama bazen atasözü gibi kullanılır. Ve eğer yanılmıyorsam farklı farklı kitaplarda, tam bu kitapta olmayabilir, bazı Walt Disney'den aldığım cümleler de vardır. Tam da onların söylediği, yani var yemez amcanın ağzından çıkan bir cümle vesaire de girer. Yani anlam tabii ki önemli. Anlam bu. Yani masumiyetin içerisinde bile suçluluk arıyorum. Evet, her zaman. Kitaplarımda hep bunun altında altını çiziyorum. Çünkü olaylar birbirine karışıyor.
beyaz ve siyah diye ayıramıyoruz hiçbir şekilde. Dedektifler, adli tıpta da olsalar, her şey konsantre olmak zorunda kalıyorlar. Kötülüğü araştırıyorlar. İşte bu nedenle de hayal gücümüzü çalıştırmak durumundayız ve Walt Disney filmlerinde bile suçluluk ya da olay yakalama şansımız var diye düşünüyorum. Peki bütün insanlık edebiyatın da dışında ölüm ve cinayet fikrine neden bu kadar meraklıyız ya da başka günlük hayatımızda yaşadığımız bir dolu şey var. Fakat bir ölüm ya da bir işte haberlerde geçen cinayet haberi karşısında çok daha fazla ilgimiz kabarıyor. Bunun sebebi sence ne? Hani yazarlık gözlemi üzerinden konuşacak olursak. Questo. Ma esiste sicuramente no un'attrazione. Evet, bir çekim var, bir cazibe var. Bu ortak bir cazibe, bütün insanlıkta var senin de dediğin gibi. Bir şekilde güvenlik içinde olmayı istiyoruz. Sanki onlara olur, bize olmaz gibi bir duyguya kapılıyoruz. Benim fikrim bu yönde. Bir yabancılaşma mı duyuyoruz, nedir? Sonra detayları öğrenmeye çalışıyoruz. Ne olmuş, nasıl olmuş, kim kime neden bunu yapmış gibi. Ve kendi hayatımızda, kendi ilişkilerimizde böyle şeyler olabilir mi diye düşünüyoruz. Bir başka neden de nasıl açıklasam, bir şekilde bilinmezliği, bulmacayı çözmek. Okur olarak da düşünün. Okur, polisiye okuru da aynı şekilde bu bulmacayı çözmeye çalışır. Hep zihnini ona zorlar. Kitabın kahramanıyla özleşir. İşte bende Aliçe var ama başka kitaplarda da başka kahramanlar var biliyorsunuz. Mesela Agatha Christie'nin vardı, Poirot'su. İşte hep oralarda böyle bir meydan okuma gözlersiniz. Ve her ikisi de polisiye yaklaşmamızı sağlar. Ve senin dediğin gibi gerçek hayatta da bu tarz haberleri izlemekle daha ilgiliyiz. Merak, evet, daha fazla. Benle ilgisi yok ama suçluluk diye bir şey var gibi evet. Bir düşünce belki. Hepimizin içinde var. Peki romana dönecek olursak sürprizler adım adım geliyor. Mesela Flavio Barbieri'yi, maktulü tanıdığımızı zannederken onunla ilgili bir şey daha öğreniyoruz. Sonra 50 sayfa sonra bir şey daha öğreniyoruz. Ya da diğer karakterle ilgili gene tam az önce konuştuğumuz gibi bulmacayı çözdüm diye düşünürken okur olarak hayır çözmediğimizi fark ediyoruz. Ve çok tatlı, çok dinamik bir şekilde ilerliyor. Peki olay örgüsünü hep böyle mi kuruyorsun? Ya da sorunu en baştan anlattığın, suçu en başta tespit ettiğin farklı olay örgüleri de hiç denedin mi? Modo. Ma guarda, sai cosa? Io parto sempre. Biliyor musun? Hep bir fikirle yola çıkıyorum. Hep bir suçlu var benim aklımda. Projem öyle bir suçlu. Ondan sonra bir planlama yapıyorum. Ve onun üzerine kuruyorum hikayeyi. Ve farkına varıyorum ki çok fazla delil koymuşum ortalığa. Biraz fazla ekmişim her tarafa, her sayfaya. Bunlar da çok önce olayın çözülmesine neden oluyor. Kimin suçlu olduğu hemen anlaşılıyor. O zaman bu iyi değil diye düşünüyorum. Ve
hayal ettiğim kişi, o başlangıçta kurguladığım suçlu kişi değişime tabi tutuyorum, onu değiştiriyorum. Çünkü yoksa başlangıçta çok açık olmuş oluyor bütün hikaye. Yani bence bilmiyorum. O çok satan romanlarda vardır sizin dediğiniz gibi önce sonunu anlatıp ondan sonra geriye gitmek. Ben her bölümde öyle bir insanı vuracak bir olay olsun yapabilecek kadar başarılı değilim belki de. Öyle bir hayal gücüm yok. Onun için böyle sürprizler oluşsun istiyorum roman ilerledikçe. Ve böyle bir sona ulaştırıyorum. Arada değişiklikler yapıyorum. Kendim de hikayeyi değiştiriyorum yazarken. Bence çok dinamik kılıyor ve ben okurken romanı iki kere okudum. Ve ikinci okumamda hep şeyi hissettim. Burayı atlamışım. Burada da bu sürpriz varmış diye. Çok tatlı ve çok dinamik akıyor roman. Bir de çok hoşuma giden bir şeyi daha eklemek istiyorum. Betimlemelerin çok kuvvetli. Karakterlerle ilgili ya da mekanla ilgili. Fakat o betimlemelerde mesela çağdaş günümüze dair ürünler, markalar da çok fazla anılıyor. İşte Birkenstock sandalet giyen karakterler, Candy Crush oynayanlar, işte Skype görüşmeleri tabii ki, işte WhatsApp mesajları, iPhone'lar vesaire gibi. Bu tür daha günümüze dair ürünlerin, markaların bir tek tipleşme yarattığını mı düşünüyorsun? Yoksa aslında bizi artık 2020 yılında bu tür ürünler mi tanımlıyor senin karakterlerinde olduğu gibi? Exactamente quello che... Tam da öyle. Yani... Artık bu unsurları çağdaşlığın içerisine katmak, güncel hayatın, hepimizin güncel hayatında olması ve kişilerin çerçevesini çiziyor olması insanlara yakınlaşmayı sağlıyor. Yani okurlar kendisi gibi giyinen, kendisi gibi araçlar kullanan, o bilinen markaları WhatsApp'la mesajlaşan insanı duyması filan onu yakınlaştırıyor. Ve bütün bunlar tanımlanmamıza neden oluyor gerçekten de. Ve ilk romanlarda, bu serinin ilk romanlarında daha da fazla kullandım bunları. Markaları özellikle çok koydum. Çünkü öyle bir tüketim toplumunda yaşıyoruz ki bir şeyleri fotoğrafını çekebilmek için, bir insanın karakterini çizebilmek için bu unsurlardan yararlanmam lazım. Bu hayal gücünü kullanmam lazım diye düşünüyorum. Yani sevdiği ürünler de onun karakterini yansıtıyor. Yediği bisküviler bile. Yani bilmiyorum Türkiye'de pandistelle diye bir tatlıdan söz etsem beni çok anlamazlar ama İtalya'da çok fazla sevilen, çok fazla tüketilen bir bisküvi şekli de türü. Dolayısıyla okurlar tanıyor bu ürünleri ve kişilere daha yaklaşıyor diye düşünmekteyim. Ve bir şekilde onları daha çok seviyor sanki. Mesela Burger King falan gibi. Yahut giysilerde de, çünkü televizyon dizileri söz gelimi, onlar da çok fazla izlendiğinde insanların hayatını etki ediyor. Yani kişilerin fotoğrafını ben bunlarla çekiyorum. Kimliklerini bunlarla okuyorum. Ve böylelikle de herkese kendimi daha yakın hissediyorum. O insanlar da bana kendilerini daha yakın hissediyorlar.
Belki de bu buluşma noktamız. Fikrim evet. Buradan aslında, yola çıkıyor. Aslında hatta belki bütün dünyada Android kullananlar, iPhone kullananlar, işte WhatsApp'tan mesajlaşanlar ya da Instagram'dan mesajlaşanlar diye gruplara ve farklı milletlere ayrılmış durumdayız. O anlamda evet artık kişiliğimizi de zannediyorum o ürünler ve seçimler belirlemeye başlıyor. Yine romanda Aliçe'nin bir cümlesi var. Çok hoşuma gitti benim. Şu tiyatrocularla ilgili canımı en çok sıkan şey ne zaman doğru ne zaman yalan söylediklerini bilememem diyor. Adli tıp uzmanı ya da yazar olarak benzer tepkiler aldığın oldu mu? Ya Alessia bize bir şey söylüyor ama gerçek kişiliğiyle mi söylüyor yoksa yazar olarak uyduruyor mu gibi? Forse questo più che bu nasıl desem başkalarına mı sorsak acaba benimle ilgili fikirleri olan benim düşüncem genellikle yazarlarla ilgili tabii ki hayat o kadar sade değil basit değil aktörlerden de beteriz diyebilirim çünkü sen de gayet iyi biliyorsun ki bizim gerçekleri görme şeklimiz bir şekilde süzgeçten geçiyor. Bir hikaye süzgecinden geçiyor. Ben düşünüyorum ki biraz da hırsız gibiyiz. İnsanları evet. Çalıyoruz, onları inceliyoruz, onları dinliyoruz, onların neler söylediğini dinliyoruz. Dolayısıyla çok basit değiliz gerçekten de. Bizi anlamak pek kolay değil. O yüzden herhalde yazarlar için daha da ağır bir cümle kullanılabilir bir kişi tarafından. Dolayısıyla Alessia ya bir yazar olarak neyi kurgular, neyi gerçekten söyler biraz zor. Ama tabii ki bir polisiyede olay farklı. Aktörlerden söz ederken özellikle bir polisiyenin içerisinde. Hepimiz yalan söylemeyi bilmeyiz. Yani yalan söylemeyi bilmek de bir erdemdir ya da başarıdır diyelim. Bazıları öyle bir yalan söyler ki inanırlar. O onun mesleği haline gelmiştir. Kendi attığı yalana kendisi de inanır ve polisiyelerde bunlar sıklıkla karşımıza çıkar. Masum taraf özellikle inanmakta beis görmez. Ama senin sorduğun soru üzerinde düşünmem lazım. Uzun Bir Yaz adlı kitapta evet bunları söylemiştim. Şimdi hatırlıyorum ben de. Ben kendimden örnek vereyim. Bazen gayet sıradan bir olayı anlatırken işte İstanbul'da Boğaz'da vapura gittim karşıya geçiyorum. O seyahati süslediğimi fark ediyorum. Yazar olarak daha ilginç olsun diye bir arkadaşıma bir dostuma anlatırken içine bir şeyler katıyorum. İşte Yunuslar gördüm diyorum. Yunus falan gördüğüm yok. Evet bazen yazar olarak süslemeyi seviyoruz zannediyorum. Ve evet bu bizi biraz ayrıcalıklı kılıyor. Son olarak çeviri sürecini çok merak ediyorum ben. Ayça Güzel'in çok yetkin bir çevirisini okuduk. Gerçekten çok iyi bir çeviri ve Türkçe'de de çok tatlı akıyor metin. Çeviri aşamasında hiç temasınız oldu mu? Ayça'yla veya diğer dillere çevrildiğinde çevirmenlerle ilişkin ne şekilde ilerliyor? Tanışıyor musun ya da bir iletişiminiz oluyor mu? Guarda, in verità è successo. Aslında sadece bir tek kez bunu yapabildim. Çevirmen bana yazdı. Japonca'ya çevrilirken. Çünkü bazı konuları anlamakta zorluk çekiyordu. Özellikle organizasyon açısından. Nasıl desem, üniversitedeki işte farklılıklar, o akademik olaylar Japonya'da olmadığı için.
Dolayısıyla olayın çerçevesini iyi çizmek istiyordu. O yüzden beni aradı ve tek bir defa öyle bir ilişki kurabildim. Yoksa diğer tercümanlarla, diğer çevirmenlerle böyle bir ilişki olmadı bu süreçte. Hiç karşılaşmadık. Onu tanıma imkanım olmadı, Ayça Hanım'ı, Ayça Güzel'i tanıma imkanım olmadı. Ama memnun oluyorum ki çok güzel çevirmiş ve Türk okurlarım var. Ben tabii kitap eve geldiği zaman çok heyecanlanıyorum. Benim kitabım ama benim elimden çıkmamış bir şekilde elime geliyor. Özellikle İtalya'da tabii anlayamıyoruz. Hatta anlaşılmayan şeyler için biz İtalyanlar genellikle ne o Türkçe mi konuşuyorsun filan deriz. Evet. Çünkü olabildiğince uzak bir dildir bizim için Türkçe. Çok farklı tabii. Lisan olarak çok farklı. Dolayısıyla tabii öğrenmeye çalışsak belki öğreniriz ama genellikle böyle bir zorlama vardır. Zorlanma vardır. Tek bir kelime bile anlamıyoruz. İşte bu böyle bir dile çevrilmiş olması çok büyük bir heyecan, duygulanım benim için. Merak uyandırıyor, ilgimi çekiyor. Bilmiyorum tabii tercümanım ne tür sıkıntılar çekti, nasıl çözümlemeler gerçekleştirdi onu da bilmiyorum. Duymak isterdim doğrusu. Bir gün tanımak isterim eğer bir gün İstanbul'a gelecek olursam veya kendisi İtalya'ya gelecek olursa. İnşallah. Peki romana döneceğim. İtalyanca'dan başka bizim hani klasik işte Umberto Eco'lar, Calvino'lar zaten bir yerde. Daha çağdaş yazarlardan hatta bunu Ayça Hanım da, çevirmeniniz de sormuştu. Hem polisiye hem genel edebiyatta ya şu yazarlar çok iyi ve güncel edebiyattan öneririm diyebileceğiniz isimler var mı? İtalyani, İtalyan yazarlar. Sono, evet. Allora, tamam. Ben İtalyan yazarlarını çok okuyorum. Dilerim sizler de onların bazılarını tanıma imkanı bulursunuz. Belki bazıları çevrilmiştir Türkçe'ye. Çok kadın yazarımız var. Kadın hikayeleri anlatıyorlar. Stefania Bertola mesela aklıma geliyor. Belki Türkiye'de henüz tanınmıyordur. Belki de Camilleri. Camilleri tahmin ediyorum hepiniz tanıyorsunuzdur. Bunlar Komiser Montalbano diye dizisi de yapılan bir seriyi yazıyor bu hanım. Sonra Sicilya'da geçiyor bu. Montalbano çok hoş bir yer. Eğer o da Türkiye'ye bir gün gelecek olursa, sizlere öğütlerim bir şekilde Türkçe'ye çevrilecek olursa. Sonra Ilari Tuti'yi de okuyorum. O da çok önemli bir yazar, yani kadın yazar. Çok güçlü karakterleri var. O keyifle okuduğum bir yazar. Ben dilerim Türkçe'ye daha fazla İtalyan yazar İnşallah. Sesini duyursun. Umarım. Bütün dileğim bu yönde. Yani ben de aynı şekilde Türk yazarları İtalya'da bulmak istiyorum. Onun dileğindeyim. Pamuk'u tanıyorum bildiğiniz gibi. Orhan Pamuk biliyorum. Ama Pamuk dışında da başka yazarlarımız var. Başka yazarlarımız isterim. Da var. Mutlaka vardır. Var, çok iyi yazar. Her iki tarafta. İtalya'da da, Türkçe'de de. Sadece İtalya, Türkiye değil.
Ya çok fazla işte Amerikan yazar okuyoruz, İngiliz yazar okuyoruz ama aslında evet İtalyan yazarlar, Yunan yazarlar, Türk yazarlar, İranlı yazarlar. Bence çok iyi edebiyat üretiliyor bu coğrafyada. Umarım çok daha fazla çevrilir her iki tarafa da. Ben birazdan İTEF'ten Nermin Hanım da katılacak. O gelmeden son bir şeyi çok merak ediyorum. Aliçe'nin babaannesi var romanda. Romanda ben ana karakterler tabii ki çok önemli. Aliçe, Claudio, Flavio bütün karakterler çok önemli ama bazen yan karakterleri çok seviyorum ve romanın ana omurgasını bazen o karakterlerin taşıdığını düşünüyorum. Ve babaanne de Aliçe'ye işte televizyon izleme merakıyla, dizi izleme merakıyla ya da eskileri biliyor olduğu için çok tatlı ipuçları veriyor. Senin hayatında böyle bir babaanne, hala, amca, teyze beslendiğin, ya evet ben adli tıp uzmanıyım, yazarım ama işte bir şu komşu teyzeden de şunları şunları duyuyorum ve bunlar çok tatlı, romana çok iyi gider dediğin insanlar var mı? Değil. La nonna di Alice sicuramente. Alice'nin büyük annesi, babaannesi bir sürü büyük annenin özeti aslında. Evet. Benim de büyük annem var. Ama benim dedem mesela daha da önemli bir figürdü. Çok bilge bir adamdı ve çok espriliydi. Son derece de centilmen bir kişiliği vardı. Şaka yapardı. Yakın zaman önce kaybettim onu. Dolayısıyla onun sözünü etmedim ama o bir şekilde onun söyledikleri hep benim yolumu çizmeme neden oldu. Ve o Aliçe'nin büyük annesinde de bunları özetlediğimi düşünüyorum. Sıradan şeyler, güncel hayatta olan kişilikler. Ama güçlü kişilikler. Değil mi? Evet. Ve büyük annem de tabii çok önemlidir. Dostlarımın büyük anneleri de çok önemlidir. Kitaplarda, romanlarda hep onlardan da söz ederim. Mesela onlar bana derler ki büyük annem dün bana dedi ki işte anneannem şunu anlattı falan. Ben onu bir şekilde bir yere serpiştiririm. Çünkü o dediğim gibi konsantre bir büyük anneler. Çıkıyor ve sen de onu güzel yakalamışsın. Başarılı olabilir bunlar, başarmış insanlar evet. Olabilir. Bizim başarılarımızda payı olmuş insanlar olabilir. Aslında Gabriel Marquez de aynı şeyi söylüyor ya, anlattığım her şey aslında büyük annemden duyduğum şekliyle anlatıyorum ve o nedenle güzel diye. Evet, onları yakalamak zannediyorum romanlarımıza çok büyük katkı sağlıyor. Nermin Hanım geldi zannediyorum. Geldim, evet. Hoş geldiniz. Benim de sorum var Fuat Bey, izninizle sorabilir tabii miyim? Tabii ki. Şimdi siz de sosyal medya kullanıyorsunuz, Alicia da kullanıyor. Nasıl hissediyorsunuz? Yani Alicia, senin epey bir takipçin de var Instagram'da. Onlarla her sorularına cevap veriyor musun? Sosyal medya kullanımı özellikle bu salgın döneminde çok önemli oldu. Biz de şu anda sosyal medya kanallarını kullanarak okurlarınla buluşuyoruz. Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet. Ma senz'altro io kuşkusuz önemli. Sosyal medyayı devamlı kullanıyorum, bölüşüyorum. Yazar olarak kısmen özel hayatımı koyuyorum. Yazar olarak koyuyorum daha çok kendimi. Tutkularımı anlatıyorum. Neleri okuduğumu paylaşıyorum. Çocuklarımın fotoğraflarını koyuyorum veya onlardan söz ediyorum. Bazı şeyleri daha rezervede tutuyorum yalnız. Daha yakınlarıma ayırıyorum. Evet, salgın süresince Instagram en önemli araçlardan biri haline geldi. Kişilerle ilişki kurabilmemiz için hiç dışarıya çıkamayan insanlar vardı. Dolayısıyla okurlarla da daha çok paylaştık. Etkinlikler gerçekleştirdik.
okurlarla böyle karşılaştık. Ya ben bunu yapmaya çalışıyorum. Instagram'ı kendim kullanıyorum. Öyle benim için özel bir hizmet veren kimse yok. Bir kitabım çıkacağı zaman Instagram'dan yararlanıyorum. Yahut bir televizyon dizisi varsa bunlarla bağlantılı olarak mesajlar gönderiyorum. Tabii her zaman da böyle gözünü telefondan ayırmayan insanlar gibi olmamaya da çalışıyorum. Dediğim gibi peki. Çok ciddi bir biçimde özel hayatımı açmıyorum. Yani terbiyeli olmak adına da yapıyorum bunu bir parça. Peki. Mümkün. Başka birisini seçmiş değilim bu iş için. Tamam. Kendim yapıyorum. Bir sorum var. Bu akşam bizimle birlikte olanlara o yukarıdaki balonları anlatabilir misin? Onların hikayesi var mı? Evet, bu balonlar Brüksel'den geliyor. Biz bir iş nedeniyle gitmiştim Brüksel'e ve orada bir ev kiraladım. Bir arkadaşımla beraber evimizi dekore ettik ve hep tavana bu balonları koyduk. Böylelikle evi süslüyordu. Sanki bir yazarın kafasından çıkan baloncuklar gibi de düşünün bunları. Dolayısıyla da hoşuma gitti bunları. Satın aldım ve evime de getirdim. Memlekete dönerken de getirdim. Bilmiyorum. Bunlar belki de bir şekilde sembolik olarak benim yukarıdan görmemi sağlıyor. Bana öyle bir fikir veriyor diyebilirim. Ben buna bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Kadın yazarların ne kadar renkli, düzenli, ilginç olduğunu görüyorsunuz. Erkek yazarlar şöyle düz duvar şeklinde. Fuat Bey, bunu ben söyleyeyim. Kadın yazarlar gitmeye devam edin. Yani hiçbir şey yok, hiçbir şey söyleyeyim. Gerçekten bak söylenecek hiçbir şey yok. Yok. Direkt la mia libreria tantino. Ama şunu da söyleyeyim, yani arkamdaki kitaplık çok da düzenli değil, bakın yani daha da düzgün olabilirdi, daha iyi yerleştirilmiş olabilirdi. Bence siz sizinle dalga geçmeyelim ya da size soru sormayalım diye böyle bir numara seçtiniz. Sadece edebiyat konuşalım diye. Ama Nermin sadece edebiyat konuşamıyor. Peki, ben çok eğlendim sizi dinlerken. Teşekkür ederim, akşamımızı güzelleştirdiniz. Eğer başka bir sorunuz yoksa Fuat Bey, Alise'ye hoşça kalın diyelim. Pardon, bir şey unuttum. Pardon, çok merak ediyorum. Şimdi siz aslında İtalyanca biliyorsunuz. İzleyicilere bunu Instagram'dan söylemiştim. Ama Alicia Türkçe bilmiyor. Hiç Türkçe kelime biliyor musun Alicia? Peki. Fuat Bey, Alicia'ya bir Türkçe kelime öğretmek ister misiniz? Ya ben İtalyanca şeyi çok seviyorum. Come va, va bene. İtalyanca bilmeyenler için, Türk izleyiciler için çok kısa açıklayayım. Aslında nasılsın diyoruz ama biraz daha samimi. Nasılsın, come stai, come va, bizdeki naber gibi. O yüzden ben Alessia'ya naberi öğretmek istiyorum. Tamam, naber. Oldu. Naber Alessia, böyle mi diyeceğiz? Come va, significa naber in turco. Ok, voglio imparare a dirlo bene. Nabe. Nabe. Evet, gördüğünüz gibi tekrarlıyor. Gayet de güzel tekrarlıyor. Bence de çok güzel. Evet. Bu kapalı çarşıda çok işine yarayacak Alicia. Super. Peki. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Buonasera e grazie infinite per questo. Hepinize iyi akşamlar. Bu fırsatı bana sağladığınız için çok teşekkür ederim. Sizleri tanımak beni çok keyiflendirdi.
Türk okurlarıyla uzaktan da olsa buluşmak beni keyiflendirdi. Hepinize sonsuz teşekkürler. Çok teşekkürler Alicia, Fuat Bey. Çok sağ olun. Nur Hanım'a da teşekkür ediyorum çeviri için ve Kardelen'e mutlu yıllar diliyorum. Ben de size teşekkür ediyorum efendim. Çok evet, teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Yarın akşam son etkinliğimiz saat 8'de olacak ve Edebiyat Ajanlığı'nı ve İtalya'daki Çağdaş İtalyan Edebiyatı'nı konuşacağız. Son etkinliğimiz de akşam 8'de. Bizimle buluşursanız seviniriz. Hoşçakalın. Selam olsun. Edebiyatla kalın.